misin? Oh. Oh. Ayağım burkuldu biraz. Acıyor. İzin verirsen bakayım. Sen git nişanlından izin al bence. Günce. Tamam. Bak ama acıyor. Dikkat et. Böyle acıyor mu? Çok acıyor. Böyle acıyor mu? Öyle çok acımıyor. Ha, bir şeyin yok. Sadece burkulmuş. Ne demek bir şeyin yok ya? Ayağım acıyor diyorum sana. Kemer de sıkışmış. Rüzgar, sen kafanı falan mı çarptın düştüğümüzde? Biz az önce çok ciddi bir kaza geçirdik ve az kalsın ölüyorduk. Sadece ani bir oraj geçişi vardı. O kadar. Mecbur iniş yapmak zorunda kaldık. Eğer inmeseydik ölürdük. İniş mi? Sen buna iniş mi diyorsun? Ha, düştük resmen. Ha, bir de pilotum diyorsun ya. Bir paraşütü kontrol edemiyorsun. Suçlusu benim yani. Tabii ki de senin. Senin beceriksizliğin yüzünden düştük. Ya senin şu çenen var ya, uçmaya başladığımızdan beri dır 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 başımın etini yedim be. Senin yüzünden belki dikkatim dağıldı, ne belli? Hadi kalk. Ya ayağım burkuldu diyorum, kaldırsana beni. Bana sarılabilmek için oyun mu oynuyorsun sen? Ya bırak ya, sana kalmadık. Ben kendim kalkarım. Sen bilirsin. Ya Rüzgar, nereye gidiyorsun? Beni bırakıp gitmiyorsun değil mi? Bırakıp gitmek genelde senin uzmanlık alanı. Ay laf sokmasan olmaz, gıcık. Sen otur o zaman. Ben bir etrafı kolaçan edeyim. Ha, yalnız yılanlara dikkat et. Ne? Yılan mı? Ne yılanı ya? Bu da yılan olmaz ki canım. Beni kandırmak için söylüyor. Allah'ım ya varsa? Rüzgar! Rüzgar! Bekle beni! Rüzgar! Ya. Hayır. Görüntü alamıyorum dedim ya. Telsize de cevap vermiyor. Tamam, haber bekliyorum. Selam. Cesaretimi topladım. Uçmaya hazırım artık. Siz Günce Hanım'ın arkadaşısınız değil mi? Evet, Sinem ben. Ters giden bir şey yok değil mi? Maalesef var. Nasıl yani? Ne oldu? Rüzgar'la olan telsiz bağlantısını kaybettik. Görüş alanımızdan da çıktılar. Rüzgar mı? İyi de ben Günce'yi soruyorum. Tamam işte, Rüzgar'la biraz önce beraber uçtular ya. O Rüzgar mıydı? Bir yanlışlık olmasın yani, bizim Rüzgar paraşüt hocası değil ki. Sizin Rüzgar'ı bilmem ama bizim kasabada bir tane Rüzgar var. Reşat Bey'in oğlu Rüzgar değil mi? Evet, paraşüt hocamız işte. Peki ne oldu? Telsize cevap vermiyorlar. Nasıl ya? Ya düştülerse? Belki acil iniş yapmışlardır. Ne yapacağız peki? Haber verdiniz mi birilerine? Arama kurtarma ekiplerine haber verdik. Arama kurtarma ekipleri mi? Allah'ım ne olur Günce'ye bir şey olmasın ya. Hele bir insinler. Ben onları indiklerine pişman etmez miyim? Tamam arkadaşım, tamam. Biraz abartmıyor musun? Şimdi Günce ders almak için para verdiyse bu çocuk ne yapsın? Benim nişanlım para veren herkese uçacak diye bir kaide mi var? Uçurtmam efendim, o Günce'nin saçını başına öyle bir yolarım ki ben. Kız çocuğun işi bu. Seni buralardan uçursun istiyorsan, parayı verenle uçacak bu çocuk. Uçmayacak efendim, uçmayacak. Herkeslerle uçacak ama o Günce denen İstanbul sosyetesiyle uçmayacak. Tamam kardeşim, tamam, sen birazcık sakin ol. İnsin hesabını sorarsın. Soracağım tabii. Sor. Çakala bak. Kızım, burası küçük yer tamam mı? Ben Esra'nın nişanlısı havalarda sarışın kızlarla uçuşuyor dedirtmem. Ne gülüyorsun ya? Küçük yer, küçük yer deyip duruyorsun. Sen de Kudret'le küçük küçük buluşuyorsun ama. Ona gülüyorum. Aynı şey mi Selda? Aynı şey mi? Biz Kudret'le kaçıp gideceğiz buralardan. Aynı şey mi? Ne bileyim. Gülme. Vallahi sinirim bozuldu. Neredesiniz ya? Of. Of.
romantik film gibi başlayan korku filmindeyiz sanki. Çekmiyor bir de ya. Hah. Alo. Alo teyze, sana acil bir şey söylemem gerekiyor. Ha, söyle canım. Şey, Günce paraşüt yapmak istiyordu ya hani. Ay o şimdi taktı kafasına, yapana kadar söylenecek. O yüzden bırak yapsın hayatım. Hah. Onun için hazırlandı. Sonra hocayla atladılar. Ama... Ne ama? Sinem konuşsana, ne ama? Bir problem olmuş sanırım. Hocanın telsiz bağlantısı kopmuş. Ama şimdi bulacaklar. Paraşüt aramaya çıkıyorlar. Ne demek telsiz? Oktay koş! Ne demek telsiz bağlantısı kopmuş? Neredesin sen? Rüzgar ters yöne esince bir anda gözden kaybolmuşlar. Şimdi hocalar organize şekilde onları aramaya çıkıyorlar. Sinem neredesin sen? Kalkışın olduğu tepedeyim şimdi. Buradaki hoca buluruz diyor onları. Alo. Alo. Alo teyze. Alo. Alo. Of. Of ya of. Rüzgar ne olur getir bana Günce'yi, ne olur. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor gibi görünüyorum sence? Sinyal arıyorum. Boşuna uğraşma, burada çekmez. Doğru tabii, evde bile çekmiyor. Burada nasıl çeksin? Neredeyiz biz? Muhtemelen hiçbir yerdeyiz. Rüzgar, şaka yapmanın sırası değil şimdi bence. Ya tamam kızma. Ganos dağlarının eteklerindeyiz. Ve buraya karadan ulaşmak çok zor. Ancak denizden ulaşılabilir. Ya, peki biz nasıl geldik buraya? Rüzgar sürükledi. Bana kalırsa da bu işte senin parmağın var. Sen benimle yalnız kalmak için numara yapmıyorsun değil mi? Egonuz ne kadar da tavan yapmışsın Günce Hanım. Ha? Bütün her şey seninle ilgili olmalı değil mi bu hayatta? Ne diyorsun Rüzgar ya? Eskiden benimle yalnız kalmak için bir sürü şey yapardın. Yine yapmışsındır, olamaz mı? Sonunda beni yalnız bıraktın. Yine şu mesele. Senin şu mesele dediğin şey bizim hayatımız Günce. Sen gittin, ben kaldım. Giderken her şeyimi aldım. Telefon çekiyor. Yaşasın. Hemen konu paylaşalım. Tek çizgi. Gitti yine ya. Of. Bizi bulabilirler mi sence? Arıyorlarsa bulurlar. Ne demek arıyorlarsa? Tabii ki de arıyorlardır. Hatta meraktan ölmüşlerdir bu saate kadar. Şimdi kaybolanın sen olduğunu düşününce belki birazcık kafa dinlemek isteyebilirler. Ha, çok komik. Ah. Ay ayağım. Ya Servet Başkanım, çok dersin be. Demem. Çok dersin. Ya koskoca festival için bir kamyon meyve bağışlarsın. Bunun nesi çok? Bir kamyon meyve kaç para, haberin var mı başkanım? Arkadaşlar bakın. Koskoca festival yaparız. Hepimiz katkıda bulunacağız. İmece usulü, imece. Başkan. Bir kamyon meyve imece usulü değil. Manavın sermayesini imece usulü oluyor ha. Sana da 500 litre zeytinyağı yasam. Çüş! 500 litre ne ya? Biraz katılımcı ol be. Sen ne biçim komünistsin? Hani yarın yanağından gayrı her şeyimiz ortaktı. İyi ama 500 litre yağla beraber benim yanak da arada gidiyor be ya. Arkadaşlar bakın, koskoca festival yaparız. Koskoca festival et, koskoca sanatçı getiririm. Burak, kutu, kutu. Te sanatçı ödemeyi zeytinyağıyla mı yapacaksın başkan? Fidel sana da iki koyun yazarım. Kavurma yaparız, herkes yesin be. Kesene bereket, kesene bereket. Başkan, kız hanımı tek krizine soktun be. Yüreğine iniyordu. Peki, tamam. O zaman 1,5 koyun olsun. Sırf Fidel'in güzel hatırı için bak. Yoo, ne indirimi bu ya? Koyunun da küsuratı mı olurmuş? Olur. Başkanım. Hayırdır Fikri, ne koşarsın Aymana Beygiri gibi? Paraşütçüler kaza yapmışlar. Ne? Valla.
Kim kaza yapmış? Senin damat yok mu? Rüzgar. Öğrencisiyle beraber uçağı alarmış. Günce yok bu Günce. Günce'yle beraber uçarlarmış. Günce? Ya bizim Oktay var ya geçen geldiydi hani onun kızan. Vay vay nereye düşmüşler peki? Bilen yok. Hiç kimse bilmiyor. Kaybolmuşlar. Haydi gidip arayalım kızanları be ya. Hadi. Haydi haydi. Çünkü sen de herkese haber ver. Hadi koşun. Koş koş. Koşun koşun. Koşun. Selda. Ha. Nerede kaldı bunlar? Şimdiye kadar gelmiş olmaları lazımdı ama. Kız ne bileyim ben. Ne onların paraşütten? Selda. Bunlar kesin bir iş karıştırıyorlar bak. He he. Yüzlerce metreye çıktılar orada kaçamak yapıyorlar. Seni iyice delirdin ha. Esra. Reşat baba. Esra. Kızım neredeler? İndiler mi? Anlayamadım Reşat babacığım. Rüzgar'a diyorum kızım, indi mi diyorum sana. Valla Selma abla biz de bir saattir onları bekliyoruz ama inan yok. Allah! Gitti evladım gitti. Gitti çocuk. Arif ne oluyor, ben hiçbir şey anlamadım. Rüzgar'ın paraşütü gözden kaybolmuş. Ne? Esra bak gördünüz mü onları, bu taraflara falan uçtular mı hiç? Yok ben kimseyi görmedim. Ne var işte çocuk benim. Abi neredesin ya? Rüya. Neredesin? Rüya kızım düştü. De bak Rüya, kuyu verme kendini. Senin abin bu havalara pabuç bırakmaz. Buralardadır o. Rüya yıpratma kendini. Rüzgar bu. Bir yerden çıkar gelir. Yok gitti, uçtu, uçtu evladım benim. Hediye ben geldim. Aa hoş geldin. Hoş bulduk. Hediye az bir kilo mu aldın sen? Yiyoruz, yiyoruz. Yakamıyoruz. Şu sosyete inci biliyordur. Pilates yapmasını öğretse ya bize. Ağzın dili dövmez. O ülke öyle değil, pilates değil. Pilates, pilates. Ay ipin ucu kaçtı. Tekne gibi olacağız. Yüzümüze bakan yok ki teknemize baksın. Aa, adam fır döndü gibi dönüyor etrafında. Kim be? Kız sen benimle dalga mı geçiyorsun? Fikri tabii. Fikirsiz Fikri. O herkese bakar, herkese incik boncuk dağıtır. Hiçbir umudum yok benim Fikri'de. Kız umudunu kesme. Sanki etrafımız bekar adam dolu. Umudunu yitirme sen. Vallahi bir isteğim olsa anında varacağım. Bıktım bu topuzu yapmaktan, bıktım be. Ne oluyor kız? Kime varıyorsun? Kim alıyor seni? Senden Evliya. Ama eğer de buraya yazarım. Senden önce varacağım. O kadar da evesli olma şekerim. Hanımlar. Aa, Fikri Bey, merhaba. Merhaba Ayda. Arsız, yılışık, arsız. Ne dedin sen? Arsız derim Hülya. Bir kere daha de bakayım. Arsız Hülya. Bana bak. Elmas. Hı. Evde kaldın, çenene vurdun. Canım. Sen evlendin de ne oldu? Adamı gerdek gecesi gömdük, bütün kasaba der uğursuz Hülya. Elmas, her sabah evde kalmayayım diye gelip bana topuz yaptırmayı biliyorsun değil mi? Allah benim cezamı. Ben de gaza falan sarmayayım. Evde kaldım diye sattım. Her sabah hanımlar, ya durun, dur, dur. Hanımlar dur, mahvettin topuzu. Abi gene yaparım be. Bırak be ya, Allah Allah. Hiç şeyden haberiniz yok. Böyle boşaldı köy. Ne olmuş be? Ne olmuş var mı ya? Sizin damat, Elmas damat uçtu gitti. Nereye? Ne bileyim ben, uçtular gittiler herhalde. Yalnız mıydı? Günce ile beraberlermiş bunlar. Aman be. Haydi haydi öyle şaşırma, bakma. Dükkanları kapatın, kaseleri kaldırın. Hep beraber aramaya koyuyoruz. Haydi. Elmas, ne Elmas haydi. Gel hadi. Sen bana yardım et. Hadi. Çok ağır bunlar. Ay. Hadi Edi. Haydi, haydi Edi. Paraşüt bayağı hasar almış. Sen hala paraşütünü mü düşünüyorsun biz bu durumdayken? Ya amma kıymetli paraşütün varmış senin arkadaş. Ya Günce saçmalama. Nerede Günce? Nerede Günce? Çok korkuyorum. Biri açıklama yapsın, ne oluyor?
Günce sizin kızınız mı? Evet. Ne oldu? Nerede şimdi? Şu anda bilmiyoruz. Nasıl ya? Ne demek bilmiyoruz? Paraşütle atlamış. Hocası falan yok muydu yanında? Rüzgar Hoca ile beraber atlamışlar ama ondan sonra gözden kaybolmuşlar. Rüzgar Hoca mı? Bu Reşat'ın oğlu değil mi? Evet. Ferdi Hocam size anlatsın olanları. Rüzgar yolcusuyla birlikte her zamanki gibi bir kalkış yaptı. Fakat ters giden bir şeyler oldu ve aniden gözden kayboldular. Gerekli yerlere haber verdim. Merak etmeyin, Rüzgar tecrübeli bir pilottur. Nasıl gözden kaybolurlar? Niye arkalarından kimse gitmedi? Hava şartları aniden değişti. Oraj diyoruz. Bu mevsimde sık görülmese de ara ara olur. Arkalarından gitmemiz mümkün değildi bulut geçene kadar. Madem hava koşulları uygun değildi, niye uçmasına izin verdiniz lan? Niye izin verdiniz? Beyefendi, bırak beni. Tamam, sakin olun. Bakın, beyefendi. Bakın, ben sakin olun. Sakin olun beyefendi. Tamam. Resmen kaybolduk ya. Ne yapacağız? Sana diyorum, ne yapacağız? Bilmem. Bizi kurtarmalarını bekleyeceğiz. O ne demek ya? İlla buradan bir çıkış yolu olmalı. Yanında mayon varsa istersen yüzerek gidebilirsin. Ya da keçi gibi dağa tırmanabilirsin. Ne diyorsun Rüzgar ya? Ya ben kurtulmayı sadece kendim için mi istiyorum sence? Beklemekten başka bir çaremiz yok. İyi de burada olduğumuzu belli etmezsek eğer, insanlar nasıl gelip bizi bulacaklar ki? Ya ne bileyim, böyle büyük yazı yazalım falan, belki helikopter gelir görür. Nasıl yani? Hatırlar mısın? Eskiden biz seninle birlikteyken sen böyle kumsala benim adımı yazmıştın taşlarla kocaman. Günce seni seviyor. Anlamadım. Günce seni seviyor. Hatırladım, bunu yazmıştım. Aynen, öyle yazmıştım. Ben de hatırladım. Eskiden tabii, çok eskiden. Evet. Uzun zaman önce. Eskiden. Bulacaklar teyze. Yapma böyle, bak ne olur. Benim suçum. Hep benim yüzümden. Enişte lütfen ya. Ya senin ne suçun var? Ya bulunacaklar diyorum. Toparlanın artık. Ferdi. Ferdi Vakfi kızının bak şimdi. Biz teker teker tepelere dağılsak. Böyle dürbünle arasak. Bunca da sana bas sakıslı. Sen de atlasan paraşütle, toplasan bizimkileri, olmaz mı ya? Ne güzel kurtarma planı yaptın be Kornet. De bak, burada bu kadar insanız. Kimsenin aklına böylesi gelmedi be. Hadi o zaman yürü. Dur be ya. Dur. Öyle olur mu Allah aşkına? Helikopterler gelecek. Kurtarma ekipleri kurulacak. Köpekler gelecek. Öyle olmaz. Dur. Ne? Küpek mi gelecek? Bir günce küpekten korkar da ağaca saklanır da benim kardeşim bulamazlarsa ne olacak küfte ha? Ne olacak? Dur be abim. Dur bir insanları dinleyelim. Dur, tamam. Bulacağız arttığımızı, tamam. Anladım. Anladım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. En yakın merkezdeki arama kurtarma helikopteri Istıranca'da çıkan yangına gitmiş. Yönlendirecekler ama değil mi? Yani buraya da gelecek ekip. Gün batımına kalmazsa evet. Yoksa? Hava karardıktan sonra görev yapmayacaklarını söylediler. Allah! Ben sana de demiştim. Baba. Gün batımı ne demek ya? Bunlar geceyi dışarıda baş başa mı geçirecekler? Ya kızım, elimizden geleni yaparız işte. Biraz sakin olun. Fikri bütün civar belediyeleri ara. Sakin olun, sakin olun. Açık. Hani helikopter? Ya acaba haber vermediler mi kaybolduğumuzu? Ha Günce, Amerikan başkanı dahil herkes biliyordur bizim kaybolduğumuzu. Hatta şu an bak, şu taşı izle. Tam oradan Amerikan askeri deniz piyadeleri çıkacak şimdi. Rüzgar, benimle dalga geçme. Ne yapayım? Sabahtan beri başımın etini yiyorsun. Ben de seninle aynı durumdayım. Of ya. Ya hem çığ altında kalmadık ki. Elinde sonunda bulacaklar bizi. Yahu acıktım.
tuvaletim geldi. Sonra bütün kasaba birlikte yamaç paraşütü yaptığımızı öğrendi. Hiç mi endişelenmiyorsun? Hayır, parmağında nişan yüzüğü olan sensin. Kıskanmasın nişanlın sonra seni. Hı? Ben yamaç paraşütü pilotuyum Günce. Herkesle uçarım. Bu arada eğitmenin sen olduğunu bilseydim seninle hayatta uçmazdım. Hem sen niye gizledin ki kimliğini? Seninle konuşabilmek için. Ne konuşacaksın ki benimle? Sen bugüne bugün nişanlı bir adamsın. Boş ver. Hem zaten geçti artık. Ama sadece şunu söylemek istiyorum. Hayat bazen doğru insanları yanlış zamanda çıkartır karşımıza. Helikopter! Hey! Buradayız! Buradayız! Hey! Buradayız! Ya. Buradayız! Buldular bizi. Hey! Hey! Buradayız! Buradayız! Hey! Hey! Allah! Oğlum, evladım, rüzgar. Allah! Bulacak. Hala, gelirse benimdir, gelmezse zaten hiç benim olmamıştır. Rüzgar birkaç saat daha buraya gelmezse hiç işime yaramayacak. Ne dersin sen be? Elmasım ablam, Rüzgar yıllarca Günce'nin peşinden koştu ya. Bunlar şimdi dağda yapayalnız bir başlarına kaldılarsa ateşle barut yan yana durmaz diyor. Ateşle barutu bilmem Selda'cığım ama biz seninle daha fazla yan yana duramayacağız galiba. Ya ben senin dilini keseceğim ya da sen yut onu. Tamam da olsun. Yetti. Yeri mi burası? Tesisler. Ay sizden gerçek hayırım be kardeşim. Bırak, bırak. Kapat, kapat, kapat. Bunların hiçbirinde hayır yok. Ekrem Başkan hayır. Merkez ilçe başkanı. O kral adamız. Bırak. Vallahi. Ya görün bizi. Buradayız. Hey. Buradayız. Tamam, tamam. El sallama boş boşuna, gitti. Düşeceksin, dikkat et. Ya bir el sallasana, bir şey yap, gidiyorlar. Nereye sallayayım eli? Ha? Denize mi el sallayayım? Gitti, neye el sallayacağım? Görmediler bizi ya. Ya. Tamam, merak etme. Bak, bizi arıyorlar işte. Döner geri gelir. Hadi in. Hadi. Hadi. Ay! Ay. Oh. İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen olmasan düşüyordum. Ben olmasaydım burada olmazdım zaten. Ama merak etme. Kurtaracaklar bizi. Böyle rahat gidiyor da muhabbet. Ben müsait bir yerde ineyim. Ha. Pardon. Al Selma anneciğim, iç. Sağ ol benim güzel kızım. Güzeller güzeli kızım benim. Ah dağ gibi oğlum, güzeller güzeli gelinime kavuşamadan gitti. Koştu gitti oğlum. Selma anne, bak babam bulacak Rüzgar'ı. Ama Rüzgar seni böyle gelince üzgün üzgün görmesin. Selma kes lütfen. Sus! Kesmeyeceğim. Uğur sus! Nerede? Nerede benim oğlum? Nerede benim oğlum? Çocuklar, annenizi alın. Şöyle bir dolaştırıverin. İstemiyorum. Ben giderim. Uğursuzlar. Sizin yüzünüzden oluyor uğursuz. Selma! Uğursuz! Ya kusura bakmayın, ne dediğini bilmiyor. Oğluna çok düşkündü Selma. Şimdi çocuklar birazdan bulunsun. Gelecek sizden özür dileyecek. Merak etme, merak etme. Tamam canım.
Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Bir sığınak falan bakacağım. Geceyi burada geçirmek zorunda kalabiliriz yani mağara vesaire. Nasıl ya? Ne sığınağı ne mağarası? Tabii. Mağara araman normal. Mağara adamısın çünkü sen. Ama ben mağarada falan kalamam. Burası iğrençtir, pistir, çıyan vardır, yılan vardır, her şey vardır orada. Günce gece yağmur yağarsa zatürre oluruz. O yüzden de bir yer bulmamız lazım sığınmak için. Hem kılçıklık yapmasana sen. Sensin kılçık be. Sen git kendine bul mağara falan ne yapıyorsan. Doğal ortamın nasılsa yabancılık çekmezsin. Doğru konuş. Sen de kibar ol biraz. Korkuyorum diyorum sana ya. Anlamıyor musun? Hem ayı mayı çıkar belki. Sen gerçekten saçmalıyorsun. Tamam anlaşıldı. Bu gece mağarada kalamayacağız. Ya sanki 5 yıldızlı otele götürdü beni. Ben beğenmemişim. Şu havalara bak. Ben kalamam zaten gece mece burada. Belki bulurlar bizi. Hiç kalamam. Mağaraymış. Gelecek bak. Finder yoldaş. Bu arama kurtarma ekiplerini beklersek çok zaman kaybederiz. Çok. Ya ne yapacağız be başkan? Kendi kurtarma timimizi kendimiz koruyacağız. Kendi kızanlarımızı kendimiz kurtaracağız. Ha yaşa be. Çavez. Senin kurduğun kurtarma timinin ipiyle ben kuyu yayayım ben. Başkanım doğru söyler. Alet edevat var mı sizde mesela? Var mı yok? Mesela urgan var mı urgan? Yok. Küpeğiniz var mı küpeğiniz? Arama kurtarma küpeği. Fidenin iti var ya. Ha var. Yalnız başkan, it deme Semiramis bozulur biliyorsun. Semiramis al küpeye bir kere. Eğitimi yok. İmkan verileydi şimdiye mühendis olmuştum ha. Haysiyetli küpektir be ya. Tabii haysiyetli, haysiyetli. Paraşütlerin kaybolduğunu nasıl anlatacaksın köpeğe? Hı? Nerede anlatacaksın? Semiramis kızım. Bak bıldırcın topla gelme diyeceğim. Ahiret bir şeysin bırak. Bak bu dediklerini Semiramis duyaydı sana gönül koyardı. Ama ben şimdi sana kafa koyacağım. Ne yapıyorsunuz be? İyice manyadınız. Bu beldenin belediye başkanı olarak arama kurtarma ekibine ben başkanlık etmeye karar verdim. Darbe derler buna darbe. Oylama olmadı. Oylama neymiş be? Ne dersin sen Çavez? Başkanlık edeceğim karar verdim bu kadar. İşte darbeci zihniyet. Duy ey halkım. Bana bak. Sen ne dersin be? Ne darbeci? Ne dersin sen? Karışmam bak ha. Ne yapasın be, ne yapasın be? Gebertirim ulan, gebertirim bu adamı. Hareketi yapma. Feta. Kudret oğlum ne heyecan yapıyorsun ya? Ya bak, yenge nasıl? Ya oğlum manyak mısın? Paraşüt kazası olmuş lan, duymadın mı? Ha, biliyorum haberim var, alam aradı az evvel. Ne var yani? Ne var yani? Rüzgar kaybolmuş, rüzgar. Kudret oğlum ben mi dedim ona git kaybol diye? Allah Allah. Ya hadi. Hadi millet aramaya çıkmış, hadi biz de gidelim. Kudret, geçeceksin onları. Hem benim enişte 9 canlıdır. Bir şeycik olmaz. Gel. Bak. Nasıl? Gözler nasıl? Alo. Nasıl? Olmuyor mu? Hadi ya. Kim Ferdi, kim? Bir saniye başkanım. Projektör falan. Ha, riskli diyorsunuz. Ekipman? Anladım, tamam. Ferdi evladım ne diyorlar? Geliyor mu helikopter? Yok. Pilotlar gece uçuşu yapmam diyor. Ne yapacağız şimdi? Sabaha kal. Hadi yürü kornet gidiyorsun. Ne oluyor be? Gel be ya. Gel. Yok ya. Gece kalmayız burada biz. Kesin bulurlar bizi. Bu saatten sonra pilot uçuş yapmaz. En erken yarın aramaya başlarlar bizi. Yarın mı? Nasıl ya? Ya ben bu gece burada kalamam. Anlamıyor musun Rüzgar? Ben de seninle kalmaya çok meraklı değilim hanımefendi. Ben gidiyorum. Burada daha fazla hiçbir şey yapmadan oturamayacağım senin gibi. Tamam. Ne halin varsa gör.
Yalnız dikkat et kurtlara. Kurt mu? Ne kurdu ya? Kitap kurdu canım. Dağ kurdu, ne olacak? Beni korkutmak için yalan söylüyorsun. Ay, şey... Hava kararmaya başladı diye gitmiyorum. Korktuğumu sandım. Otur, otur. Ay senin helikopter kere. Kaldık tuz gibi. Nasıl gece gece uçamıyormuş bunlar ha? Öyle filmlerde şehrin tepesine tepesine geziyorlar. Onlar hep Hollywood, hepten yalan. Gördük gördük, hepten uydurmaca. Ne yapacağız? Elimiz kolumuz bağlı duracağız mı burada? Değil ne yapacağız ki be? Davşan avından çıkmayı biliyorsunuz. Motorlarla, fenerlerle. Şimdi kurtarma için dağlara yürüyeceğiz arkadaşlar. Öyle kurtarma ekibinden, helikopterden yardım beklemeyeceğiz. Var mısınız? Varız. Varız be. O zaman herkes evinden fenerini kapsın, motorunu alsın, dağ bayır kızanları bulalım. Var mısınız? Varız. Varız. Haydi be. Hadi bakalım. Ay başkanım. Ne yapıyorsun sen be, ne yapıyorsun? Çenesin emrinde mi çalışırsın? Başkanım hani fener mener alacağız, alet edevat. Hiçbir yere gitmesin. Biz ararız, hem daha iyi buluruz. Ama başkanım. Tüs, tek kelime istemem. Yürü, önden yürüyeceksin. Marş, önden. Betta! Betta, neredesin be? Ne yapıyorsun be? Ne oluyor lan? Nasıl ne oldu be ya? Haberin yok mu rüzgardan? De var be ya, buldunuz mu? Arıyoruz artık ne elden ne gelirse. Sen niye gelmiyorsun aramalara? Oğlum şimdi bir ton insan arıyor, ben ayak altına dolanmayayım diye. Tabii tabii. Dulanma, dulanma. Yoksa yardım eder yani Fettah. Biliyorsun değil mi Kornet? Eder, eder, eder. Niye geldiniz lan buraya? Hah, neye geldik biz şimdi buraya onu söyleyeceğim. Senin tekneyi alacağız. Benim tekneyi mi alacaksın? He. Denizden bakalım diyoruz bir de. Oğlum başka tekne mi yok, balıkçılar falan? Senden hızlısı yok be ya. Zaman kazanacağız işte. Benim tekne arızalı, arızalı. Olmaz benimki. De geçen gün biniyordun orada. Arızalı dedik ya kardeşim. Benimki olmaz. Balıkçılara falan sorun. Ama... Tamam Kornet. Ama... Tamam Kornet. Tamam gel. Tekne? Tamam Kornet. Vermek istemiyor işte adam. Zorla mı alacağız? Tamam. Ama... Kornet. Gel atla. Allah razı olsun Fettah. Allah razı olsun, hayırlı işler. Kafam rahatlığı bende. Hayırlı işler Fettah. Hayırlı işler. Eyvallah eyvallah. Allah senin cezanı verdi. Bak burası çok rahat oldu. İstiyorsan gel. İstemez. Ben burada iyiyim. İyi sen bilirsin. Ya korkuyorum ben. Çok acayip sesler geliyor yukarıdan. Hani hiçbir şeyden korkmazdın sen? Gel hadi gel. Ne ya? Çok korkunç burası ya. Tamam, korkma. Ne yapıyorsun Rüzgar? Ne yapıyorum Günce? Korkuyorsun diye sarıldık herhalde. Ay senin etrafın sarılmış zaten yapmacık insanlarla. Sen git nişanlına sarıl. Tamam, sen bilirsin. Ne yaparsın be? Hanımlar. Bekleriz, bekleriz ama öyle acacına beklenmez. Bir şeyler yiyeceğiz. Karadut. Az bir kop çay getir. Sen de yardım et. Koy bakalım. Sen de şunu koy bakayım. Çocuklarımız dönecek. Geç de olsa, güç de olsa çocuklarımız dönecek. Onlar dönesiye kadar biz yemek yiyeceğiz, güçlü olacağız, ayakta kalacağız. Heh. Öyle ayılıp bayılmaca yok. Yiyeceğiz. Gence, hadi be canım, birazcık bir şeyler. Hadi güzelim.
Selma. Az bir şey. Hadi canım be. Azıcık. Benim çocuğum dağlarda taş yesin, ben burada bunu mu yiyeceğim elmas? Yemeyeceğim, al. Niye böyle yaparsın Selma? Oğulcuğun dönecek, seni hasta bulacak. Öyle olmaz. İstemiyorum ben, yemeyeceğim. Selma. Dağıt, dağıt. Çayları dağıt. İçmeyeceğim, yemeyeceğim. Siz de çok yoruldunuz. Evi de öyle açık bırakıp gittik. Gidin bir toplayıverin. Azıcık da dinlenin. Yeni bir haber alırsak biz ararız sizi. Tamam. Selma anne. Hadi kızım, hadi gidin siz. Hadi, hadi. Hadi. Hadi gidin. Ben ne yapayım şimdi? İstersen gömleğimi vereyim. Üşümüyorum ki ben. İyi, sen bilirsin. Ama kalk da bir ateş yak, bir şey yap ya. Ya sabahtan beri dır dır konuşuyorsun. Kalk kendin ateş yak, birazcık elin çalışsın. Ya korkuyorum diyorum sana, sen anlamıyorsun galiba. Hadi. Sinan, ne oldu? Buldunuz mu? Yok, bulmadınız. Rüyada orada mıymış? Rüya yanında mı canım? Evet. Hayatım bak, dikkat edin rüyaya. Onun üstü çok inceydi. Bu ayazda donmasın kızcağız. Bir şey verin. Tamam, tamam canım. Tamam. Üf, tamam, sinirim bozuldu. Tamam, hadi. İnci. Sen merak etme. Benim oğlan... Senin kızı kurda çakala kaptırmaz. Benim çocuğum sağlamdır. Sen de acık topla kendini, güçlü ol. Ateşiniz de hazırlanın efendim. Başka bir arzunuz yoksa benim gitmem gerekiyor. Nereye? Büyük bir odun parçası falan bulacağım. Vahşi hayvanlardan kendimi korumak için. Kendini korumak için mi? Rüzgar! Rüzgar! Birbirimizden ayrılmayalım. Disiplinli olalım. Her tarafa bakın. Hadi. Ya bari sen gelmeseydin be ya, böyle gece vakti. Ya olmaz Arif. Hem belki bir faydam olacak. Hele faydan dokunacak be. Bu kadar insanız. Sen annenlerle kalsaydın keşke. Ya tamam, bırakın, gelmek istemiş işte kız. Abisini merak ediyor zaten. Tamam Sinan bacım, tamam. Hüseyin, feneri tut. Ne buldun, ne buldun? Çıv almış be ya. Başkan, heh. Bak bak. Bak, iki tane meşaleli geliyor. Bunlar bizimki de olabilir. Olabilir ne demek onlar? Hadi koşun. Koşun güzeller, koşun. Susadım ben. İyi, git bir kaynak bul, su iç. Nereden bulayım kaynağı bu saatte? Baksana, göz gözü görmüyor. Senin mataranda su yok mu? Var. Şakanın suyunu çıkarmak diye buna derler. Versene şunu ya. Yavaş. Afiyet olsun. Ay, sağ ol. Ne yapıyorsun sen? Mızrak yapıyorum. Mızrak mı? Evet. Nedenini sorabilir miyim acaba? Hayır. Rüzgar. Ya vahşi hayvanlardan kendimi korumak için. Ne vahşi hayvanı? Kitap kurdunu hatırlıyorsun değil mi canım?
Ya bir şey söyleyeceğim. Bak burası çok rahat oldu. Yani istersen buraya gelebilirsin. Cık, istemez. Demin sarıldım ittim. Gelmeyeceğim. Ya ittim. İttim tabii. Ama niye ittim bir sorsana. Niyeymiş o? Çünkü sen artık nişanlı bir adamsın. Ve ben de yuva yıkan kadın olmak istemem. Ben evli miyim bilmiyorum. Hem ayrıca sana da meraklı değilim. Sadece seni korumak için sarıldım. Tamam. Yani onun içinse gelebilirsin. Hatta sarılabilirsin de. Korkuyorum diye sonuçta. Ha. Yani korkuyorsun diye ise gelirim. Tabii tabii. Mızrağını da al gel. Tamam. Niyetimiz de belli sonuçta. Tabii canım. Hem hava da soğuk. Isınırız böylece. Evet. Rüzgar, Rüzgar, Rüzgar. Allah! Uyuş, uyuş, uyuş be! Ne yaparsınız gece günü? Üstümüze gelirsiniz öyle. Abi başkan, gece gece meşalenin ne işi var elinde? Geri başkan. Ya çocukları ararız. Biz de çocukları ararız. Ulan ne saldırıp durursunuz Allah Allah. Sanki çocuklarımızı kaçırmışız gibi. Dangırdama Fikri. Meşaleyle görünce çocuklar sandık biz. Ya haksız başkan. Artık meşale mi kaldı bu devirde ya? Yani iyice geriye düştün. Başkanım daha sonra dedim. Vallahi dedim bak görüyor musun? Alacaktık böyle ışıldakları fıldakları falan. Onlar. Sus bakayım sus. Baksana Çabeş vurup kurmuş. Bütün fenerleri de toplamış. Ben bundan sonra elektrik kullanmam. Bundan sonra benim işim meşale. Abi başkan grup diye diye halkı böldün be ya. Tarihin tekerleğini geri çeviremezsin başkan. Bu devirde meşale mi kaldı? Çabeş ben dedim biliyor musun? Vallahi dedim. Bu meşale alayım falan olmaz dedim. Hani ama söz dinletemiyorum ben bunu. Fikri! Başkanım. Arayalım hadi, hadi. Hadi yürü bu tarafa, bu tarafa. Rüzgar! 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 Ne düşünüyorsun kız hanım? Ne var aklında? Böyle daha bir dolaşarak olmaz diyeyim. De ne yapalım be? Denizden aramamız lazım be ya. Daha mantıklı. Aman gece gece nereden bulacağız tekneyi? Zaten o Fette uyuzu da vermedi teknesini. Onun vermemesi bizim almamamız demek değil Kornet. Haydi yürü. Ne bulmaca gibi konuşuyorsun Allah. Canımı alsın be ya. Dur bekle dur. Ha? Fette, birader benim işim çıktı. Gelemeyeceğim haberin olsun. Ya Kudret oğlum ne güzel teknede keyif yapacaktık lan. Hem sen niye sessiz konuşuyorsun? Ya hastalandım herhalde biraz. Böyle boğazım acıyor, sesim falan kısıldı. Oğlum şey diyeceğim. Herkes Rüzgar'ları arıyor lan. Yani millet panik içinde koştururken sen gidip teknede keyif mi yapacaksın? Oğlum sen çok istiyorsan gitarı aslanam. Ya ben ne gideceğim işim olmaz da. Hani seni görürlerse falan hoş olmaz diye söyledim. Sen bilirsin. Lan görürlerse görürler kardeşim. Tekne benim değil mi? İster keyif yaparım ister başka bir şey. Hadi Kudret hadi kafa ya. Ezik herif. Hadi kızlar, hadi, hadi atlayın. Bin, bin. Hadi geçin, hadi. Kornet, çabuk ol, gelir şimdi o uğursuz, hadi. Tamam, tamam, çözüyorum. Çözdün mü? Çözdüm. Atla. Geldin mi? Tamam, tamam, bas kız, hadi. Thank you.
Ne yapıyorsun ya? Kimse yok bu evde. Kimse yok. Ne oldu? Korktun mu? Korktum tabii kız. Deli. Öyle sessiz sessiz gelin mi arkadan? Korkmasan şaşardım zaten. Esra. Sıktı ama bu korkma muhabbeti ha. Sürekli böyle bir alttan alttan laf dokundurma. Niye öyle dokundurunca şey yapıyorsun ki hani? Ben beni kaçır dedim, korkmadın mı? Korktun, şimdi dokundurunca niye şey oluyor? Aşkım, onun da zamanı var. Ne sabırsız çıktın sen ya. Kaç aylıksın acaba? Hem belki de hiç seni kaçırmama gerek kalmayacak. Direkt kollarıma geleceksin. O niye nasıl oluyor, pardon anlamadım. O gerizekalı Rüzgar, Rüzgar'a kapılıp gidecek ve nişanlısı da benim kollarıma gelecek nihayet. Ya sırnaşmanın sırası mı şimdi? Ayrıca ne demek öyle Rüzgar'a kapılmalar gidiyorlar? Ağzından yel alsın ya. Esra, iyice eserekli oldun sen de son günlerde ha. Al işte abin arıyor. Alo reis, söyle. Tekne. Ne olmuş tekneye? Ulan tekne yok. Nasıl ya? Ulan papalar lan. Kornet Osman almışlar tekneyi. Bittiniz lan siz. Ne biliyorsun onların aldığını? Oğlum akşamüstü istedilerdi, vermemiştim ben de. Yaktım lan bunları ben. Yaktım. Kuzey çabuk gel. Tamam geldim ben, tamam. Ne oldu, bulmuşlar mı Rüzgar'ı? Ne oluyor ya? Pek kıymetli oldu bakıyorum nişanlın. Hayır canım, ne alakası var yani? Hani o olmazsa biz seninle kaçış planlarımızı daha iyi yaparız diye. Öyle umursadığımdan falan değil. Bulmuşlar mı? Yok. Salak Arifler Fettah'ın tekneyi kaçırmış. Fettah da gidip bulalım, öbür ayağını da kıracağım diyor. Mecbur gideceğiz. Ha iyi. Bekletme, koş. Koş kuçu. Hadi. Esra. Tamam hadi Kudret. Şey yapma. Git hadi sen. Niye bu kadar seviyorum ki ben seni? Keşke ben de sevebilsem seni. Bizi artık aramazlar değil mi? Yok. Bu saatten sonra aramazlar. En erken yarın ararlar. Ne yapalım? Uyuyalım o zaman, vakit geçsin. Tamam. Aman Allah'ım. Rüzgar, şu kuzey yıldızının güzelliğine bakar mısın? Evet. Çok güzel. Ne kadar da ulaşılmaz görünüyor değil mi? Evet. Hem de çok. Sanki böyle elini uzatınca dokunabilirsin sanıyorsun. Ama dokunamıyorsun. Evet. Dokunamıyorsun. Senin bildiğin takım yıldızı var mı? Küçük ayı, büyük ayı yani. Öyle klasik, özel bir yıldızım yok. Hadi sen yat uyu biraz. Sen uyumayacak mısın? Ben ateşin sönmesini bekleyeceğim. Tamam. İyi geceler. Sağ ol. Bizimkiler nerede kaldı ya? Şimdiye kadar kurtarmaları lazım. Rüzgar! Rüzgar! Günce! Rüzgar! Rüzgar! Günce! Rüzgar! Of, neredesin be Rüzgar? Neredesin? Rüzgar! Deme kız hanım, niye dağın bu tarafına bakmıyoruz? Abi, Rüzgar şu taraftan estiğine göre buralarda olamazlar. Şu tarafa bakalım bence. Diyorsun. Evet. Rüzgar! Rüzgar! Günce! Rüzgar! Thank you.
Selma. Hah, geldi mi? Günaydın, sabah oldu. Oğlum geldi mi? Elmas. O gelmedi, biz geldik. Bak Hediye ile sabah oldu. Tutuldu Eryan. Biz de dua ettik sabaha kadar. Sonra uyuyakalmışız. Dedim Allah sabah uyanınca. Rüzgarımı dedim karşısında görelim dedim ben Elmas. Yok ya oğlum çocuk. Yapma böyle Dünürü. Bak yeni gün doğdu. Güzel haberler alacağız. Oğlucun gelecek yanına. Sen bırakma kendini. Azıcık bir sabret be Dünürü. Neden bu benim oğlum başına geldi? Yıllardır uçağı bu çocuk. Hiç başına geldim böyle şeyler. Yok. Gelmedi. Ben de dedim ki Allah'ım dedim. Bu kabus bitsin. Sabah oğluma ne uyuyayım ben dedim Elmas. Yok oğlum yok rüzgarım yok evladım yok Elmas. Elmas yapma böyle. Bak yedin bitirdin kendini be. Sabret gelecek bugün oğulcun gelecek bir inan buna ama buradan inan. Yok rüzgarım içim yok. Günaydın. Günaydın. Uyumadın mı bütün gece sen? Yok, mışıl mışıl uyudum. Senden biraz önce kalktım. Bunu sen mi yaptın üstüme? Ya gece biraz soğuk oldu. Şimdi zatür olup ölme diye üstünü örteyim dedim. Hala ses seda yok ya. Telefon da çekmiyor tabii ki. Vallahi bugün hava çok güzel. Kesin bulurlar bizi. İnşallah. Çok acıktım ben ya. Yiyecek bir şeyler var mı? Ha, kusura bakma. Kahvaltıyı hazırlayamadım. Bugün dışarıda yiyelim diyorum. Ne alakası var Rüzgar ya? Erken kalkmışsın. Gidip bir şeyler bulabilirdin. Kızım dağ başındayız. Nereden ne bulacağım ben? Ya ne bileyim. Yani bal falan yerdik mesela. Sen şimdi balın yanında bir de kaymak istersin küçük hanım. Dalga geçme Rüzgar. Yeter. Sen uyanamadın herhalde. Git bir yüzünü yıka. Kalk hadi ben de paraşüt toplayacağım. İyi tamam. Hadi. Al bunu da tut. Bırakma. Tut elinde. Ya Sinem. Bulacağız değil mi onları? Merak etme tatlım bulacağız. Ama bütün gece aradık bulamadık. Ya abim yıllardır eğitmenlik yapıyor. İlk defa böyle bir şey geldi başımıza. De ben dedim kızınıma ben dedim. Bu işler sana göre değil. Başına bir gün kötü bir şey gelir. Geri bir sigortalı işe diye ama dinletemedim ben ona dinletemedim. Ya sussana sen ya. Kızları teselli edeceğine. Ne anla ya? Anımlar bakın ağlamayın. Benim rehberliğimde elimle koymuş gibi buluruz onları. Tamam. Nasıl bulacağız peki? Rüzgar'ın kazanı mı koklattılar lan sana? Nasıl bulacakmışsın? Evet değil mi? Hoak be. Küpek miyim ben? Ulan sen ne anlarsın rehberlikten be? Neredeyse sen kaybolma diye biz senin dondurma arabana navigasyon takı vereceğiz. Hadi oradan be. Ben denizciliği dedemden öğrendim dedemden. Senin deden denizci miydi be ya? Denizciydi tabii. Benim dedem denizciliği Kaptan Kustu'dan öğrenmiş. Kaptan Kustu kim lan? Kaptan Kustu'yu bilmiyor musun? Bilmiyorum. Cahil. Evlilik programı izleyeceğini az belgesel izleseydin öğrenirdin Kaptan Kustu'yu. Tabii sen de haklısın. Bekarlık başına vurdu. İzleyeceksin ne yapacaksın? Şşş. Sus lan sen. Kızların yanında. Ya tamam artık ya. Hadi bağıralım belki seslerimizi duyururuz ha. Var var. Haklısınız Sinem Hanım. Bağıralım. Günce! Bir şey görebiliyor musun? Yok bir şey. Ya bunlar aramıyorlar galiba bizi. Yok canım, arıyorlardır yani. Her yeri arıyorlardır. Yani arıyorlarsa da yanlış bir yerlerde arıyorlar o zaman. Ya şimdi aradıkları yerin yanlış olduğunu bilmedikleri için arıyorlar. İyi de Rüzgar, üzerinden bir gece geçti. Neredeler hala? Bilmiyorum. Motor mu? Evet. Buradayız! Hey! Hey! Buradayız! Tepsiye sürdünüz mü ya? Yok.
Ben duydum, geri dönün, dön. Osman, gerçekten duydun mu bir ses? Duydum, geri dönün, hadi hadi. Emin misin bak Cornet? Benim kulakları bilmiyor mu be? Biliyorum be ya, kafana göre biraz küçük, koca kafalısın, onu mu diyorsun? Ortamı sulandırma, az bir sus. İyi duyarım bağımını diyorum. Hadi be. Hadi gidelim ya, inşallah onlardır, hadi. Ya inşallah, hadi. Dönüyor, dön, dön. Hadi. Ben duydum diyor. Haydi bismillah. Haydi Artliğim, çık be artık. Çık be Artliğim be. Buradayız. Görmediler bizi. Kafama kısıldık rüzgar resmen. Şşş, sakin ol. Tamam mı? Sakin ol Gülçin. Bulacaklar bizi. Hiç merak etme, bulacaklar bizi. Eğer gerekirse senin için yüzlerim kurtarırım seni. Anladın mı? Söz mü? Söz. Söz. Neredesin be Artık be? Neredesin be Artık be? Günce! Günce! Rüzgar, kızadım! Çağırdılar! Vurdular! Vallahi vurdular, billahi vurdular! Gördüm! Çevir tekneyi, çevir, çevir, çevir! Dönüyor! Şöyle çevir, şöyle çevir! Vurdular, gördüm! Dönüyorum, tamam! Dön, dön! Dönüyorum! Geri dönüyor bunlar. Evet, dönüyorlar. Hey! Buradayız! Buradayız! Tamam, geliyorum. Allah'ım. Ay. Edi. Hadi sabah oldu, çok uyursun, kalk. Hadi sofra kuracağız da. Zeyba tuvalette bir yüzünü gözünü yıkar. Günaydın İnci. Ah gelirler. Ah, İnci grup geliyor. Bitir Bey. Merhaba. Ne oldu? İnci Hanım yeni bir haber yok. Hani seferberlik halinde arıyoruz. Çıkacak bir şey. İyi o vakit. Madem buradasınız hep birlikte bir kahvaltı yapalım. Birlikte beslenelim. Vallahi size afiyet olsun. Biz yolda o işi hallettik. Sağ olsun Hülya Hanım. Hindiye cihazıyla poğaçalar yapmış. Ve o da yedirdi bana. Afiyet olsun. Afiyet olsun Fikri Bey. Sağ olun. O zaman ben çocuklardan bir haber alayım. Bakayım yeni bir şey var mı? Bakın. Görüşürüz. Fikri Bey, bir tane daha poğaça vereyim size. Yolluk olur. Aç açını aramayın çocukları. Tabii. Ben de bunları tabağa koyayım geleyim. Öyle yiyelim değil mi? Öyle yiyelim. Hülya, öyle yiyelim. Fikri. Fikri. Ben de seni önden kaybedip arkadan yolmaz mıyım? Şaş da kal. Hadi çay koyalım. Kızım geldik geldik, kurtardık sizi. Afiyet be ya. Allah'ım şükürler olsun sana, şükürler olsun. Bulduk onları, bulduk onları. De oynarım böyle. Git oraya git. Bittiniz oğlum siz. Oğlum resmen teknemi çaldınız. Hırsızlık bu. Yaktım lan sizi. Yaktım. Bizi çok korkuttun. Biz de çok korktuk ama kurtulduk. İyi misin abiciğim? İyiyim abiciğim. İyiyim. De bakın bakın. Buralarda telefon çekmez. İnsanlar öldü meraktan. Hadi bilin de gidelim, sonra sarılırsın. Kendimiz verelim müjdeyi. Kendimiz. Hadi hadi. 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 Geç sen. Gel buraya gel. Sen nasıl bir adamsın be? Adam. Gel bir geçelim. Bitti abi. Geçelim.
Geliyorlar. Reşat! Rüzgar nerede Reşat? Fidel! Reşat! Rüzgar nerede? Oğlum nerede benim? Reşat nerede oğlum? Reşat bak yapma! Reşat yapma bak benim aklımdan oynama benim! Rüzgar nerede? Reşat amca, Reşat amca! Rüzgar abiyi bulmuşlar. Neredeler? Kim görmüş? İmam da Fethi abinin teknesinde, hatta yanında Güncü abla da var. Allah Allah! Allah Allah! Gel, gel, gel. Adamsınız adam. Nasıl çalarsınız lan siz benim teknemi? Hırsızlar! Şarlanma! Senden güzellikle istemedik mi tekneni? İstedim ben, verdim mi? Hani bozuktu senin teknen? Burada insanların hayatı söz konusu. Bu adam senin enişten be ya! Konuşma lan hırsız! Yavaş ol Fethi! Sen karışma Rüzgar. Evet Rüzgar, sen karışma. Fethi, ben sana kaç kere söyledim şunun ipini sıkı bağla diye? Ne diyorsun lan sen? Kudret dur! Rüzgar, sen de karışma. Benim işim bu köfteyle. Bırak artık! Bırak gelsin bakayım, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ayrıldın size, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen be? Allah, benim maksadım sana bulmak değildi başka. Geberteceğim ulaşam lan seni! Geberteceğim lan seni! Ya bir durun be, bir durun be! Ne yapıyorsunuz be ya? Ne yapıyorsunuz? Nereyin kavgası bu? Çocuklarımıza kavuşmuşuz. Kızım. Babacığım. Oğlum iyi misin sen? Annem. O evladım bir. Kaç yüzün solmuş senin? İyiyim anne, iyiyim, sağ ol. Rüzgar, iyi misin? Çok merak ettik seni. İyiyim, sağ ol. Bak bu iş burada bitmedi ha. Ben bunun hesabını soracağım daha size. Bitmedi, bitmedi. Sen de isteyince versen ya tekneyi. Vermedin mi sen tekneyi bunlara? Babacığım o tekne kaç para biliyorsun değil mi? Hayır, tekne başına çalışsın senin be. İnsanların hayatı burada söz konusu, sen hala tekne kaç para edersin? Yıkıl koşun yönden, defol! Hadi, hadi. Anne. Siz de neden benden istemezsiniz be evladım? Keşke senden isteseydik Servet Başkan, biz nereden bilelim be ya? E hadi. Kavuştular, kurtuldular. Hadi bakalım ya. Haydi bak, söz okuma. Şöyle git, şöyle git. Fikri. Başkanım. Şu kaybolan çocukları buldular ya, içim bir rahat etti yani. Ezati, ben 9-11 aralıydım. En de sonunda kurtuldulardı onlar da. Ne 9-11 be? Amerika mı lan burası? Sen de beni hepten cahil belirledin başkanım ya. Herhalde biliyorsun Amerika'nın numarası olduğunu 9-11'in. Şu. Amerika'nın kodunu başa yazsın. Öyle aradım. Allah sana. Tepeden bak Sinan Bey. Kafasına limon sıktı bu fikirsiz fikrisi. Geri zekalı. Burak Kut'u ne yaptın? Ne yapayım? Normal. Nasıl normal? Kim nasıl normal? Burak Kut derim. Normal mı Işit Burak? Manyak mısın sen Fikri? Hadi ara şu adamı. Bak sor bakalım ne zaman gelecek festivale. Ya başkanım şimdi hani sanatçı adam, hassas adam. Zırt pırt aramaz öyle. Oğlum arasana adamı. Fikri. Telefonunu almadın değil mi? E, ne yapayım numarasını? Kendisi buradaydı. Sen Burak Kut'un numarasını almadın.
E sen de oradaydın başkanım, sen alaydın o zaman. Ya sen getirmedin mi adamı, sen yolcu etmedin mi? Numarasını almadın mı? İhtiyaç duymadım. İhtiyaç duymamışmış, ben seni şimdi öldürmez miyim lan? Gebertmez miyim ben seni şimdi? Başkanım, bırak bir şey derim, bırak bir şey derim. Ne dersin? Burak Kut festivale gelecek derim. Nasıl emin olursun bu kadar? Kapıra verdim. Aferin. Kedi olalı bir fare tuttum. Evet. Kaç para verdin? Boş ver başkanım. Süle süle kaç para verdin? Ya bırak lan, aramızda o. Çile seni be! Para falan vermedim başkanım. Bir tane mavi kolye verdim. Hani nazar boncuk mavi kolyelerden. O da sana çıkıştık tabii. Hiç kırmadı beni. Dedim kardeşim, hani çam sakızı, çoban kafarası bırak kardeşim. Çok mütevazı bir kişilik. Başkanım. Servet başkanım. 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 Servet başkanım. Fikri! Göberteceğim abi. Göberteceğim lan seni. Göberteceğim seni. Ama ben dedim, Rüzgar 10 numara pilottur. Bu meslek onun için biçilmiş kaptandır diye dedim. Dinletemedim. Biçilmiş kaptan ne be ya? Biçilmiş kaptan o. Sıkma ayrıca kornet, sallama. Sen demedin mi sigortalı işe girsin, çalışsın diye? De ben onu emekli maaşı için dedim be ya. Huzur evine mi düşsün yaşlanınca? Oğlum ne kadar özlemişim ben sizi. Biz de özledik be artık. Korkuttun bizi. Vallahi biz de özledik. Aha, seninki geliyor. Yüzünden düşen de 1000 parça ha. Ben gideyim öğreneyim karın ağrısı neymiş. Görüşürüz. Al bakalım başına bir ağacı. Evet, hazırım. Bana bak Günce, gece olanları anlatana kadar şuradan şuraya kıpırdayamaz, haberin olsun. Ay delisin kızım sen. Ha bir şey olmadı diyorum, niye inanmıyorsun? Hem inanmıyorum hem de yakıştıramıyorum. O ne demek be? Ya bunca yıl çocuk senin yolunu gözlesin. Sonra ay ışığında beraber yalnız bir gece geçirin. Bak, yalnızın altını çiziyorum bu arada. Aranızda bir şey olmasın, konuşulmasın. Pes Günce ya. Vallahi pes. Ay kızım sen gerçekten delisin. Konuştuk biraz. Biraz ama. Ay, ne konuştunuz peki? Ha, ne dedi? Bir şey demedi. Yani... Yeni bir şey demedi. Eskiyi konuştuk daha çok. Nasıl ya? Sana ölüyorum, bitiyorum falan da mı demedi? Demedi. Sinem, annen arıyor tatlım. Konuşacak mısın? Hem de en güzel yerinde. Geliyorum teyzeciğim. Ya ben yamaç paraşütü pilotuyum. Kim isterse onunla uçmak zorundayım. Ya Ferdi uçsun. Ferdi de pilot. Bu kız senin eski sevgilin ya. Ya işte eski. Eski defterleri açma artık. Hem eski sevgilinle uçuyorsun hem de eski defterleri açma diyorsun. Ya ben pikniğe mi gidiyordum ha? Düşüyorduk diyorum, anlamıyor musun? Ölüyorduk. Elime düştünüz elime. Siz Günce ile havada şöyle baş başa bir tur atacaktınız ama Rabbim bana gösterdi. Esra. Ne yaptınız peki gece? Gece ne yapılır? Yattık. Yahu öyle değil, uyuduk. Yan yana mı? Hayır. Ne kadar mesafe vardı arada? 1 kulaç mı, 2 kulaç mı? Yol vardı arada. Yol vardı, kocaman ana yol vardı arada. Hmm. Mesafeli uyuduk, merak etme. Bütün gün ve gece baş başa kaldınız. Ne yaptınız? Neler konuştunuz baş başa? Saç saçaydık, baş başaydık. Hep kavga ettik, tartıştık. Kapris yaptı zaten. Kapris yaptı demek. Bak bu işaret. Bu işaret. Bu kız senden hoşlanıyor. Hoşlanmasa kapris yapmaz. Kesin bu kızın sana meyili var. Esra ben gidiyorum. Sen istediğin kadar senaryo yaz kafanda, hiç umurumda değil. Ne düşünüyorsan düşün. Ama ben ne yapayım? Ben şimdi ne yapayım? Kıskanıyorum seni.
seni. Engel olamıyorum kendime. Sen de böyle tatlı olmasaydın. Hı? Ya evet ama uzatma istersen. Ben gelemem böyle şey. Tamam, ben daha az kıskanmaya çalışacağım bundan sonra. Şimdi ben şu kaslı koldan tutayım. Şöyle birlikte denize bakalım romantik romantik, barışalım. Hı? Gözlerinde seni katil gibi bakarsın kurbanla. Korkma benden. Benden sana zarar gelmez Fikri. Tabii diyorsun, diyorsun da. Köpek balığı gibi dolanırsın çevrende. Sen şarkı söyleyebilir misin Fikri? Şarkı? Aslında hani... çarşı amamında bayağı bir sesim gül çıkar derler. Hele bir de tellak. Böyle kolum bacağımı kanıttırırsa sesim böyle 8 oktav nota fışkırtır vallahi. Güzel. Hemen birkaç tane Burak Kut şarkısı öğreneceğim. Sebep? Saçları da siyah boyattık mı? Tamam. Ben de Burak Kut mu yapacağım başkanım? Başka çare kalmadı. Fikirsiz Fikri. Allah aşkına kendine gel başkanım. Bak sonradan çok pişman olacaksın yeminle. Kim inanır benim Burak Kut olacağıma? Karpatların Burak Kut'u filan deriz. Kendisi yok ama andırır deriz. Söylersin şarkılar ne inersin aşağı? Andırmaz. Andırmayız birbirimizi. Yok öyle bir şey. Yani ben Burak Kut'tan çok daha yakışıklıyım bir kere. Hiç benzemez. Söz beni gitsin be ya. Allah aşkına başkanım. Başkanım, çok gecikmedim umarım. Aman lafım oldu, lafım olur. Hoş geldin Burak'ım, kutum. Dönmeyi sevdiniz siz. Ben hem döner severim, hem küfte severim. Kardeşim. Ah Burak'ım, hoş geldin Burak'ım benim be ya. Hoş geldin be ya. Az kalsın, senin yerine Karpatların Dut'u olacaktım biliyor musun? Karpat... Neden? Niye bağlı arkadaş? Eşeğini sağlam kazağa bağlamak lazım der atalarımız. Sen ona aldırma bu saçmalar alana. Şimdi gidelim beraber seni etrafı gezdireyim. Akşama kadar çok vaktimiz var be ya. Hep beraber böyle konuşuruz, sohbetimiz. Buyur. Aman efendim siz bizim misafirimizsiniz lütfen. Olur mu istirham ederim. Bak Allah'ın adını ver baba. Ya ben babadan böyle gördüm yapma. Ya, ya buyur. Beraber çıkalım, beraber çıkalım. Başkanım. Bırak. Derleyin kolyemi, derginin. Başkanım. Sesimi duyan yok mu? Allah. Hayırlı satışlar. Hayırlı satışlar. Sağ ol bayağı. Evet. Çok değerli Gündendi halkı. Gündendi Belediyesi'nin geleneksel... Kaçıncıydı? 33. Kiraz Festivali'ne hoş geldiniz. Bakıyorum dopuzlar yapılmış. 10 numara. Tıraş losyonları da sürülmüş. Oh, oh, kokular. Maşallah. Uzattım. Ve şimdi sayın başkanımı sahneye davet ediyorum. Trakya'nın gülü Serdar Bağdara. Başkanım.
Dendili hemşerilerim. Belediyemizin tertip ettiği 33. Kiraz Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Fikri yanında mı? Ben. Ne yanında mı? Konuşma mı ettin be? Öyle Metin var. Yok muydu? Var mıydı? İyi gidi. Haydi. Kıymetli hemşerilerim. Sizler için bu akşam çok tunturaklı, çok oturaklı, çok güzel bir konuşma hazırlamıştım. Ama metni, konuşma metnimi kaybetmişim. Bilirsiniz bu festival hepimiz. Her sene bunu tekrar ederiz. Her sene de bu festivalin sonunda size bir sürprizim olur. Bu gece de çok kıymetli, çok büyük bir sürprizim var size. Alkışlayan görmesin. Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. Alkış. Niye çekmiyor bu 3G'ye ya? Fotoğraf paylaşacaktım. Allah'ım ben 2G'ye bile razıyım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Sinyal arıyoruz anne. Telefon çekmiyor. Bunların elinden de cep telefonu düşmüyor ha. Ay düşse de kurtulsak. Aşk olsun anne ya. Kiraz Festivali'ne gidiyoruz. Geliyor musunuz? Ben gelmeyeceğim. Aa, niye? Çok güzeldir buranın festivalleri kızım. İstemiyorum anne, siz gidin. Sinem sen. Yok, ben Günce'nin yanında kalayım hiç değilse. Siz gidin. İyi madem, biz gidiyoruz. Tamam. İyi. Birbirinize göz kulak olun ha. Tamam, merak etmeyin. Hadi iyi eğlenceler. Hoşça kal. Of! Biz niye gitmedik Günce ya? Ay niye gitmediğimizi biliyorsun Sinem. Hayır yani çok gitmek istiyorsan sen git kızım. Ya sen gelmezsen ben gitmem. Ya ne yapacağım be tek başıma orada? Ben senin neden gelmek istemediğini de biliyorum ayrıca. Şu baş harfi R olan arkadaş yüzünden değil mi? Ya o kadar baş başa kaldınız, aranızdaki buzları eritemediniz mi? Ayrıca o buzlar nasıl erir biliyor musun? Nasıl? Sarılarak. Ya ne sarılması Sinem ya? Ay gülerek söyledin. Yoksa sarılarak uyudunuz mu, doğru söyle. Hayır tabii ki de. Ama yani adam nişanlı kızım. Ben de adamın kafasını karıştırmak istemiyorum. Aa, Rüzgar'ın kafası karışık demek. Yani ben öyle anladım. Uzatma Sinem. Sen festivale gitmemeye kararlısın anlaşılan. Ben de çenemi boşuna yormayayım. Burak Kut'la selfie çekilme hayalimde başka bahara kaldı artık. Ne yapalım? Ay ben hiç öyle düşünmemiştim. Kızım şimdi festivale gidip Burak Kut'la selfie çektirip paylaşırsak... ...bizim dağılan karizmayı yeniden toparlayabiliriz belki. Aynen, hadi gidelim. Gidelim ama bir şartla, çok kalmayacağız. Tamam söz hadi. E hadi giyinelim o zaman. Dünden de halkı, kiraz güzeli adayları vakti geldi. Haydi bakalım. İlk adayımızı açıklıyorum. Servet Başkanımızın biricik kızı, geçen senin de birincisi Esra Balkara. Sahneye davet ediyor. Bak. Vallahi bravo. Esra Hanım. Buyur. Şimdi de ikinci adayımızı açıklıyorum. Cemre Yıldıran kardeşim. Alkışlarla. Yıldırdı, tüm güzelleri yıldırdı.
Ve bu senenin üçüncü adayı bizim eski bir hemşerimiz. Tabii artık aramızda. Ve üçüncü adayımız geliyor. Günce Gökyay'la. Seni bekliyorlar. Ben nasıl aday oldum ki? Ya bir şekilde olmuşsun işte. Yok, kesin bir yanlışlık var. Yani mümkün değil benim aday olmam. Günce Gökyay'la. Günce Gökyay'la. Yok mu aranızda? Aranızda anlaşıp gönderin birini. Ay hadi çıksana işte. Bekliyorlar. Sinem yoksa... Geleceğiz. Sen beni gizli gizli aday mı yaptın ya? Bittin kızım sen. Bittin, bittin. Hadi, hadi. Günce Hanım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ses. Adaylarımız sahnede. Günden de 35. noterinden aldığımız sonuçlara göre... hani böyle, hani noter varmış gibi yaptım hani. Allah Allah. Enciyi, hani espriyi böyle çok ince damıttıysam eğer o anlaşmamış olabilir yani. Evet. Abiciğim inanmıyorum ya. Günce böyle şeyleri sevmez ki. Senden ötürü. Ne demek benden ötürü? Bence de senden ötürü. Oğlum saçmalamayın lan. De kız sana kendini göstermeye çalışıyor be ya. Kız Esra'dan güzel olduğunu ispatlamaya çalışıyor sana. De Allah'ım. Siz bana gaz mı veriyorsunuz lan? Ha? Artık nasıl anlarsan. Bu gerçek. Görüyoruz be. Görüyoruz. Evet festivalimiz hızla devam etmektedir. Günden daha halkı. Şimdi geldik yaz güzelini seçmeye. Nasıl seçeceğiz bu güzelleri? Kızları gördünüz. Hepsi pambuk gibi. Hollywood güzelleri gibi vallahi. Allah canım alsın bak. Şimdi bu güzellerin hepsini nereye atacağız? Ondan sonra bakalım neler olacak. Sandık mı? Sandık. Sandık burada. Sandık burada. Herkes buraya gelecek. Açacak zarf usulü. Haydi bakalım. Eğer anlamanız bir şey varsa bana danışın. Malum başhamile danışır. Günden de halkı. Kiraz güzeli yarışmamızın sonucu bu zartta. Bakalım kim en güzel çıkacak? Haydi bakalım. Ondan önce sahneye bir kahraman davet edeceğim. Öyle kolay değil. Öyle bir kahraman ki. Geçen gün paraşütten kaza oldu. Ama çok daha büyük faciayı engelledi. Haberiniz var değil mi? Abi karşınızda Yamaç Paraşütlü Kulübü kurucusu Rüzgar Karaba. Bravo ya, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, aşkım. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Tebrik ederim. Kahramanlığın için genç adam. Hoş geldin. Evet. Şimdi büyük an geldi. Üçüncüyü açıklayacağım. Nerede kalp sesi? Evet, güzeller kalksınlar bakayım. Kalksınlar. Endama bak, endama. Üçüncü güzel. Cemile Yıldırım. Yıldırdı, güzelleri yıldırdı. Aferin kız. Evet, şimdi de en büyük an geldi.
Hangisi güzel çıkacak? Evet. Kaldı iki kişi. Büyük gerginlik. Gözler fel fecir okunuyor vallahi. Ve birinci. Indi Giraz Ghost'u Günce Gökyay'la. Hoppa. Alkış. Al bakalım delikanlı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Nasıl? Yakıştı mı bari? Seni ilk gördüğüm günü hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Güne bakan tarlasındaydık. Gündendi. Bizim burada öyle derler. Ha, evet, gündendi. Başında aynı böyle bir taç vardı. Evet, annem almıştı. Hatırlıyorum onu da. Seni ilk gördüğümde rüyadayım sanırım. Bana bunu yapma Rüzgar. Aramızda olan her şey geçmişte kaldı. Hem sen artık nişanlısın. Ben geçmişte yaşadıklarımızı hatırlamıyorum bile. Bir söz var, bilir misin? Geçmişini unutanlar, gelecekte tekrar yaşamak zorundadırlar. Evet, 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 evet. Kocaman bir alkış. Evet, kahramanımızı ve de... Kiraz güzelimizi uğurluyoruz. Alkışlarla tabii. Haydi bakalım. Kahramanı uğurluyoruz. Rüzgar'ı uğurluyoruz. Helal olsun, helal kahraman. Şimdi onları uğurladığımıza göre... eğlenceye hazır mıyız? Hazır! Hazır mıyız canım? Hazır! Burak Kurt ve saz arkadaşları. Saz arkadaşları. Ve Burak Kurt gelsin be. Bıraktım inadı olmuyor. Ne yapsam hoşuna gitmiyor. Bana hayran hayran bakardın, mesajlar yollardın, öpücüklere boğardın ya. Olmayınca olmuyor, beni ayrılığa zorluyor. Ağlayınca ağlardın, hasta olsam yazsaydın, merak eder korkardın ya. Kendime göre birini bulmalıymışım, o da yeni bir hayat kurmalıymış. Heyecanını yitirmiş, eskiden daha mutlu biriymiş. Ona sorsan çoktan bitmiş, devam etmek büyük hataymış. Yani benle olmazmış. Olmazmış, oldu kadar olmadı kader. Oldu kadar olmadı kader. Oldu kadar olmadı kader. Oldu kadar olmadı.
kesmiyor. Bana hayran hayran bak aradın, mesajlar yollardın, öpücüklere boğardın ya. Olmayınca olmuyor, beni ayrılığa zorluyor. Hani olmayınca ağlardım, hasta olsam yaslaydım, merak eder korkardım ya. Yaşam tarzlarımız varmış. E tabi daha iyisine layıkmış. Zaten benim feleğim şaşmış. Demek benle olmazmış. Olduğu kadar olmadı kader.